Mesajını aldım. Portalden bir şey mi girdi? Ekestria sihri kontrolden mi çıktı? Twilight sadece bizim çözebileceğimiz bir sorunla geri mi geldi? Bir pasta canavarı dünyanın bütün pastalarını pastayla mı kapladı? Aa, pek sayılmaz. Pek anlayamadım. Evet Sunset, ben de Rainbow Dash'e şunu diyordum ki kopuk bir gitar teline acil durum denemez doğrusu. Kesinlikle denir. Gerçekten mi Rainbow Dash? Son giysime çok komplike bir aplik dikmekle meşguldüm. Ben de barınakta herkesi uykuya yatırmak üzereydim. Şimdi yeniden hikaye anlatmam gerekecek. Neden bir gitar teli için hepimize acil durum mesajı gönderdin? Honileşecek ve bizimkilere muhteşem gitar numaralarımı gösterecektim. Ama bunu yapmak için bana 6 telin hepsi gerekiyor. Sizde fazladan var mı? Ah, ama bugün herkes çalışmayı bitirdi. Bütün müzik odaları kapalı olmalı. Sorun değil. Güçlü akorlar için koridorun akustiği mükemmel. Hadi gidelim. Geliyor musun Sunset? Ben birazdan gelirim. Sevgili Prenses Twilight, Ekestria'da hayat nasıl gidiyor? Yeni sihirler var mı? Burada Canterlot Lisesi'nde müzik grupları savaşından beri işler yolunda. Müzik yaparken hala ponileşiyoruz. Rainbow Dash bunun havasını atmaya bayılıyor. Ama ben hala neden böyleyiz anlayamıyorum. Vaktin olduğunda bu konuda fikrini bana yazmanı çok isterim. Arkadaşın Sunset Shimmer. Arkadaşlık oyunları. Oyunları.
kesinlikle heykele bir şey yapıyordu. Ya da yapacaktı. Ekestra portalından mı geldi sence? Hayır, böyle bir şey olsa mutlaka fark ederdim. Sanırım buradan biriydi. Bu rahatlatıcı. İhtiyacımız olan son şey sihirli bir falancanın daha Ekestria'dan gelip dünyayı ele geçirmeye çalışması. Katılıyorum. Kötü büyünün güçlerine karşı bir savaş daha vermeye hiç hevesli değilim. Gardırobumdaki yıpranma oranı başa çıkılamaz halde. Yine de portalin etrafında gezinen gizemli biri. Neyin peşinde olduğunu merak etmiyor musunuz? Tahmin bile etmek istemem. Zaten buna mecbur değilsin. Çünkü ben onun kim olduğunu buldum bile. Kim? Gece vakti heykel temizleyicisi mi? Sihirli portal bakım bakıcısı mı? Bahçıvan mı? Madem ki şehirden gelen bir otobüsten inmiş ve şehre giden bir otobüse binmiş, eminim ki gittiği okul... Crystal Prep! Evet, arkadaşlık oyunları yarın başladığına göre Wonder Colt heykeline zarar vererek bize eşek şakası yapmaya kalkışıyorlar. Neden kalkıp sırf bunun için şehirden buraya kadar otobüse gelsin? Çünkü Crystal Prep Shadow Bolt'ları bizim en büyük rakibimiz. Çünkü Crystal Prep'teki çocuklar böyle şeyler yaparlar. Çünkü bizi her yerde yenseler de futbol, tenis, golf... Hala burnumuzu sürtüyorlar. Bana biraz ahmakça göründü. Ahmakça mı? O zaman sana kalsa arkadaşlık oyunları da ahmakça. Kötü büyünün güçleriyle savaşacak değiliz ya. Hayır. Zorbalarla dolu bir okula karşı yarışıyor olacağız. Bir şeyin önemli olması için illa sihirli olmasına gerek yok. Haklısın. Özür dilerim. Önemli olduğunu biliyorum. Az bile söyledin hayatım. Hazırlıklar için oyun sahasını hala düzeltiyorlar. Ben bu büyük rekabetin nereden geldiğini anlamıyorum. Hepsi bu. Arkadaşlık oyunları iki okul iyi geçinsin diye oynanmıyor mu? Seni her konuda yenen biriyle iyi geçinmek biraz zor doğrusu. Hayır, artık değil. Bu defa işler biraz farklı olacak. Nasıl yani? Bunu yakında göreceksin. Eminim hepinizin bildiği üzere Kent Lotnisesi... Crystal Prep Akademisi'nden öğrenci arkadaşlarınızı ağırlıyor olacak. Mükemmeliyet, sportmenlik ve sadakat değerleri etrafında toplanarak arkadaşlık oyunlarında yarışacağız. Evet. Bravo. Oyun her 4 yılda bir olduğu için eminim neler olduğunu merak ediyorsunuzdur. Yani kaybetmemiz dışında mı? İşte tam da bu sebepten Rainbow Dash'ten buraya gelmesini ve size biraz şey vermesini istedim. Açıklama. Teşekkürler Müdür Celestia. Eminim içinizde pek çokları Crystal Prep gibi havalı bir okulu hiçbir şeyde yenemeyeceğimizi düşünüyordur. Crystal Prep'e yenilme yarışması olursa başka. Çünkü o konuda da çok iyiyiz. Ve biliyorum ki Canterlot Lisesi arkadaşlık oyunlarını bir kez bile kazanmadı. Olamaz. Umarım bu konuşmanın amacı motive etmek değildir. Crystal Prep öğrencileri süper atletik, süper zeki ve süper motiveler. Ama onların olmadığı bir şey var. Onlar Wonder Colt değiller. Sihirle hep savaştık. Her zaman yendik. Başka okullar yenemez bizi. Na 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 na. Bak bize derler Canterlot. Sakın unutma. Bu yıl tüm oyunlar bizimdir. Biz her zaman.
Aa, Rainbow Dash, bu gerçekten inanılmazdı. Ben bile kazanabileceğimize inandım. Okulundan duyduğum gurur şu anda tavan yaptı. Dash gitarını çalmadan nasıl ponileşti? Bir fikri olan var mı? Sahiden ya! Muhtemelen sebebi benim muhteşem olmam. Peki. Yani tabii ki muhteşemsin ama bunun başka bir nedeni olmalı değil mi? Çok rastgele oldu sanki. Siz kızlar bunu kontrol edebilseniz çok iyi olacak. Sihri arkadaşlık oyunlarından olabildiğince uzak tutmak istiyoruz. Hile yapmakla suçlanmak istemeyiz. O burnu büyük Crystal Preppy'leri yenmek için bize sihir gerekmiyor. Evet, gerekmiyor. Yine de arkadaşlık oyunları ciddi bir mesele. Hiçbir sürpriz istemiyoruz. Özellikle geri çekilmemize yol açacak bir tane. Sunset Shimmer, sen buraya sihirli bir dünyadan geldin. Belki bizim sihirsel gelişimimizin temeline inebilirsin. Elimden geleni yaparım. Pekala, etkinliklerin neler olabileceğine dair tahmini olan? Turta yemece, pasta yemece, turta pasta yemece. Sahaya ne yaptıklarına bakmamıza bile izin yok. En azından yarışmacılar neyde yarışacaklarını bilseler. Herhangi bir şey olabilir. Herhangi bir şey mi? Doğru giysiyi nasıl bulacağım? Yardım etmeyi çok isterdim ama galiba gidip Rainbow Dash'in ponileşme nedenini araştıracağım. Görüşmek üzere. Görünüşe göre her şey kontrol altında. Endişelenecek hiçbir şey yok. Merhaba Twilight. Senden hala cevap alamadım. Eminim prenseslik seni çok meşgul ediyordur. Şu anda senin tavsiyene çok ihtiyaç duyuyorum. Canterlot Lisesi'nde sihri kontrol etme görevi bana verildi. Ama ben bu sorunun kaynağını hala anlayabilmiş değilim. Rainbow Dash'in o şekilde ponileştiğini de görünce bana öyle geliyor ki sihrimiz değişiyor. Herkes neler olduğunu anlamam için bana güveniyor ve ben onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ama arkadaşlık sihriyle ilgili deneyimin bunu çözmeye yeter mi emin değilim. Bunu ispatladı Spike. Bu gelişle Canterlot Lisesi'nden gelen garip enerjiyi takip edip depolayabiliyorum. Biliyorum oraya gitmemi sevmiyorsun ama bekleyemedim. Ve yakında istediğim bütün zamana sahip olacağım. Bütün Crystal Prep arkadaşlık oyunları için orada olacak. Umarım bütün o rekabet havası araştırmamın önüne geçmez. Yani frekanslar hakkında yeterince veri toplarsam dalga formlarının dış değerlerini hesaplayarak kaynaklarını belirleyebilirim. Böylece Everton bağımsız çalışma programına girişim garantilenmiş olur. Twilight, evcil hayvanlar kuralını biliyorsun. Ama Spike evcil hayvan değil midir yardımcısı Cadence? Araştırma projemin odağı kendisi. İnsan ve köpek türünün etkileri ve sonuçları. Peki, madem öyle. Ama Müdür Sinch son derece alerjik. Yani temiz bir gömlek giymeni tavsiye ederim. Neden? Çünkü seni görmek istiyor. Belki Everton başvurumla ilgili haberleri vardır bana. Seninle onun hakkında konuşmak istiyordum. İsteğinin sahiden bu olduğuna emin misin? Neden istemeyeyim ki? Bütün ilgimi ileri matematik ve fen çalışmalarıma vermemi sağlayacak bir program bu. Hayallerim gerçek olur. Ama başka sınıflar ve başka öğrenciler yok. Her şeyi tek başına yapıyor olacaksın. İşte ona bu yüzden bağımsız çalışma programı deniyor. Bazı şeyleri kaçırmanı istemem. Hepsi bu. İnsanlarla iç içe olmak kötü bir şey değildir. Bazen kendin hakkında en fazla şeyi böyle öğrenirsin. Evet, olabilir. Müdür Sinch'in ofisinde birkaç dakikaya buluşalım mı? Neden bu kadar endişeli ki? Everton şu anda tam ihtiyacım olan şey. Crystal Prep'te öğrenebileceğim hiçbir şey kalmadı ki. Ben buradan geçtim daha önce. Durdum bütün kapıların önünde.
başıma bulmak. Başka bir yer, farklı sesler. Öğrenecek pek çok şey var. Ve bulacağım bir gün. Bulacağım bir Shining Armor, abim neden burada? Kendisi bir mezun olduğundan Müdür Sinch onun bakış açısını önemli buldu. Hangi konuda bakış açısı? Elbette arkadaşlık oyunları. Oyunlarda yarışmıştın, öyle değil mi Shining Armor? Evet, öyle. Peki, kimin kazandığını hatırlıyor musun? Crystal Prep kazandı. Biz hep kazanırız. Biz hep kazanırız. Peki, neden görmek istediniz? Twilight, sana dürüst olacağım. Crystal Prep'in kazanması ya da kaybetmesinin hiçbir önemi yok. Önemli olan kazanmamızın beklenmesi. Çünkü Crystal Prep'in bir itibarı var. Ve o itibar benim itibarım. Burada sahip olduğumuz her şeyden sorumlu, anlıyor musun? Burada yaptıklarını ona borçlusun hayatım. Ve çok şeyler yaptın, öyle değil mi? Bilemiyorum. Galiba. Oh, alçak gönüllü olma. Bu okulun gördüğü en iyi öğrenci sensin. Anlamadığımsa neden en iyi öğrencimin yarışmak istemediği? Arkadaşlık oyunlarında mı? Bak Twiley, bu senin olayın değil biliyorum ama okulu temsil etmek çok önemli bir mesele. Ayrıca çok yardımın olur. Görünüşe göre Canterlot Lisesi bir tür rönesans geçiriyor. Tez notları yükselmiş, ders notları da ve sporlarda başarıları bile var. Yani bir tür itibar oluşturmaya başlamışlar. Buna izin veremeyiz asla. Müdür Sinch, ben oyunlarda yarışamam. Benim görevim çok... Aa, evet. Evet, çalışmalarım. Cadence, sen ve Shining Armor, Everton Bağımsız Çalışmalar Programı irtibat kağıdımı bulabilir misiniz? Elbette. Görüyorum ki başvurmuşsun. İşte burada. İtibar sahibi olmanın güzel yanlarından biri de bu tarz durumlarda bir etki yapabilmektir. Yani sana bir anlaşma teklif ediyorum. Kıvrak zekanı bu oyunlarda kullanman karşılığında başvurunun kabul edilmesini etkimi kullanarak garanti edeceğim hayatım. Ama sanırım reddedilmesini de sağlayabilirim. Söylesene, sence ne yapmam gerekir? Hadi ama Spike, Canterlot Lisesi arkadaşlık oyunları için gidecektim zaten. Şimdi tek fark yarışmak zorunda olmam. Ayrıca Müdür Sinch bana pek fazla seçenek vermiş sayılmaz. Biliyorum Spike, bunu ben de sevmiyorum. Düşündüğüm kadar veri toplamam maalesef mümkün olmayacak ama... yine de biraz olabilir tabii. Spike, sensiz hiçbir yere gitmem. Sadece sessiz olmaya bak ve bir de tüy dökmemeye. Müdür yardımcısı Cadence, nereye gideceğimden pek emin değilim. Bir dakika Twilight. Sıranın sonuna gitsen acaba nasıl olur? Ne dedin sen?
Tabii ki senin kadar zeki ve akıllı birisi. Kesinlikle ilk önce gitmeli dedim. Ben onu kastetmedim. Ben sadece sordum. Bu doğru otobüs Twilight. Binebilirsin. Ama amacım öne geçmek değildi. Ama şimdi çok geç. Kazanacak mıyız? Ben bilmiyorum. Yanlış cevap. Bir daha dene. Kazanacak mıyız? Sanırım. Yani bence Kent Harlot Lisesi artık iyiymiş diye duydum. Yani itibarları ve yani bizimkinden daha iyi değil elbette. Ama bunu yapmalarına izin veremeyiz. Öyle değil mi yani kazanmalarına? Yerine oturman gerekiyor. Merhaba Sugar Coat. Bu çok kötü bir konuşmaydı. Toplum içinde konuşmamayı bir düşün. Sky, en azından sen benimlesin. Evet, dostum bunu kesinlikle dinlemen lazım. Umarım arkadaşlık oyunlarında müzik yarışması vardır. Çünkü bunu kesin alırdık. Arkadaşlık oyunlarına sihir karıştırmamalıyız, unuttun mu? Bunu söylemesi kolay canım. Ekestria'da sihrin söz dinlediğine eminim. Ama... Burası Ekestria değil. Söz konusu sihir olunca sen sebebini bulursun. Sunset oyunlardan sihri uzak tutmak üzerine çalışa dursun. Ben de kendi payıma düşeni yaptım. Rarity, sen ne yaptın yine? Birazcık fazladan zamanım vardı. Ve madem arkadaşlık oyunları etkinliklerinin neler olduğunu bilmiyoruz... ...yeni formalarımız için birkaç seçenek hazırladım. Bu kadar zahmete girmene gerek yoktu. Biliyorum. Hayır, sahiden hiç gerek yoktu. Biliyorum. Yardımcı müdürlüğüne öğrencilerinize yardımcı olurken sizi etrafı gezdirebilirim Müdür Sinch. Son ziyaretinizden bu yana pek çok değişiklik oldu. Evet Müdür Celestia. Eminim bu çok keyifli olur. Sizi görmek her zaman bir zevk müdür yardımcısı Cadence. Bu başka bir yenilgi demek olsa da. Teşekkürler müdür yardımcısı Luna. Ama bu defa o kadar kolay olmayacağını duydum. Ciddi mi bu? Üzgünüm. Bilerek olmadı. Üzgünüm. Önce sen geç. Ne kadar da tatlı bir kızsın sen. Gözüm üzerinde. Evet. Şu anda paspas gibi davranıyorsun. Merhaba Twilight. Merhaba Twilight. Merhaba Twilight. Merhaba, çok iyi görünüyorsun. Merhaba. Hey, ne haber Twilight? Seni görmek güzel. Twilight, nasıl gidiyor? Twilight, merhaba. Merhaba, merhaba, iyi gidiyor. Twilight, seni neredeyse tanımadım. Ne zaman gözlük takmaya başladın? Tarihin başından beri. Peki ne kadar süreli yine buradasın? Arkadaşlık oyunları boyunca. Tabii ya, evet. Sen buradayken kesin kazanırız. Gitmeliyim. Tamam. Güle güle. Rarity, bu giysiler harika ama giymeme ihtimalimiz olan şeyler için neden bu kadar çaba sarf ettin acaba? Daha oyunlar başlamadan kendini harap edeceksin. Deli olma hayatım. Giysiler üzerinde çalışmak benim yaşama amacım. Ve arkadaşlarım için bir şey yapmak beni enerjiyle dolduruyor. Ve sanırım sihirle de dolduruluyor. Aslında yapılacak.
Şimdi sen söyleyince fark ettim. Sanırım ufak bir mola verebilirim. Sana söylemiştim. Twilight! Aa, evet. Şu işe bak. Geleceğini bize haber vermeliydin. Hayatım, o gözlükler. Ne giyiyorsun? Bu çok yoğun. Formamı? Ne için formanı? Crystal Prep formamı. Ama neden bu okuldan herkes beni tanıyor? Sen Crystal Prep mi dedin az önce? Spy! Köpeğimin ismini de mi biliyorsunuz? Ve müzik programımız da oldukça başarılı. Twilight? Aa, bu komik bir hale almaya başladı. En değerli öğrencimin merakını bağışlayın lütfen. Öğrenciniz mi? Zeki olanlar her zaman meraklıdır. Sınıf arkadaşlarıyla birlikte yerleşmesi için onu götüreyim. Twilight'ın ikiz olduğunu bilmiyordum. Yok ki. O Twilight bariz bir şekilde bu dünyadan Twilight. Çünkü Pony dünyasından Twilight olamaz. Çünkü Pony dünyasından Twilight Crystal Pet'e gitmez. Her neyse. Üzgünüm Müdür Sinch. Sadece şu garip bulguları takip ediyordum. Aslında beni o kızlara götürdüler Twilight, ve... Twilight, özel zamanlarında ne yaptığın beni ilgilendirmiyor. Ama burada olduğun sürece ben ve hatta tüm Crystal Prep senin tüm dikkatini okula vermeni isteriz. Ama neden bu okuldan herkes beni tanıyor gibi? Belki seni şaşırtmak istiyorlardır. Belki de seni tuzağa düşürmek istiyorlardır. Birinin beni tuzağa düşürmek istediğini sanmıyorum. Amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Ama garanti ederim ki kazanmamıza yardımcı olmak değil. Dünyamızın Twilight'ının Crystal Prep'e gittiğine inanamıyorum. Yani Twilight bize karşı mı oynayacak şimdi? Bunu asla yapmaz. Bizim Twilight yapmazdı. Bizim Twilight Ekestria'da bir prenses. Arkadaşlık sihrinde de usta. Burada olsaydı sihrin moral buluşmalarında ve kostüm provalarında neden ortaya çıkıp durduğunu anlayabilirdik. Ah, affedersiniz. Ondan hiç cevap alamadığım için canım sıkkındı. O Ekestria'da prenses. Muhtemelen derdi başından aşkındır. Her zaman işi gücü bırakıp portalden buraya gelmesini bekleyemeyiz. Özellikle de birkaç rastgele ponileşme oldu diye. Ama bunlar ufak şeyler değil. Sihir bu dünyaya ben Twilight'ın tacını çalınca geldi. Herkesin güvenini kazanmam için çok şey yapmam gerekti. Ya ben sihri kontrol edemedim diye oyunları ertelemek zorunda kalırsak? Aa, Sunset. Eminim bu sorunu çözmeyi başarırsın. Sirenlerle ne olup bittiğini anlamamıza sen yardımcı olmuştun. Hatırladın mı? Evet. Ama onları yenmek için bize ne gerektiğini bilen esas Twilight'tı. Hatırlamıyor musun hayatım? Onları yenmemiz için bize gereken sendin. Pekala. Yaşasın! Hadi arkadaşlar, gidip etkinliklerin neler olduğunu öğrenelim ve taktik geliştirelim. Geliyor musun Sunset? Ben birazdan gelirim, olur mu? Hala cevap yok. Belki ona erişmenin bir yolu daha vardır. Hey, bırak! Dur beni! Sen? Twilight, diğerleriyle yoklamaya katılmalısın. Portal nerede? Portal nerede? Ne demek portal gitti? Gitti işte. Kapalı. Artık orada değil demek. Bu nasıl oldu böyle? Hiçbir fikrim yok. Ama şu Twilight'la bir ilgisi var. Bu kız neyin peşinde böyle? Bu işi bana bırakın. Twilight, neyin peşindesin sen? Ben mi? Aa, ben sadece... Kim bilmek istiyor? Aa, biz istiyoruz canım. Pekala arkadaşlar. Daha oyunlar bile başlamadan fazla rekabetçi olmayalım, değil mi? Oyunlarda rekabet yok çünkü biz hiç kaybetmeyiz. Bunu söylemen hiç hoş olmadı. Üzgünüm canım. Bu kibarlık oyunları değil. Yine de bir parçacık işini görür. Merhaba, ben Pinkie Pie. Aa,
Merhaba, ben Twilight. Biliyorum. Aynı arkadaşıma benziyorsun. Onun adı da Twilight. Aa, bu çok garip. Bu ne? Bu bir spektrometre. İyen frekanslarını takip etmek için yaptım. Anormallikleri içinde depolayabiliyorum. Bir şeyler ölçer. Parti gibi mi? Evet. Gerçi bu bana pek de parti gibi gelmedi ama. Evet. Bir şeyler kesinlikle eksik. Hadi gel. Ay. Herkese merhaba. Yeri gelmişken Crystal Prep Akademisi'nden bütün konuklarımızı selamlamak isterim. Cantaloupe Lisesi'ne hoş geldiniz. Bunların içinde ne var böyle? Harç topları elbette. Ve son olarak lisemizin yarışmak üzere seçtiği 12 öğrenciyi sizlere sunarım. Bence oyunların temsil ettiği mükemmeliyet, sportmenlik ve arkadaşlık değerleri için en uygun öğrencileri seçtik. Celestia'ya gayri resmiye hoş geldiniz konuşması için teşekkür ederim. Son arkadaşlık oyunlarından bu yana 4 sene geçti ama görünen o ki hiçbir şey değişmemiş. Canterlot Lisesi öğrencilerini popülerliklerine göre seçmiş anlaşılan. Ama Crystal Preps'e en iyi 12 öğrencisini seçti. Bu kadar sene üst üste kaybettikten sonra bile okulunuzun ideallerine sahip çıktığını görmek çok güzel. Bu idealler tam anlaşılmamış olsa bile. Hepinize iyi şanslar diliyorum. Kaçınılmaz sonuç her ne olursa olsun. Üzgünüm Pinky. Bence parti malzemelerin çok güzeldi. Ortamı ısıttıkları kesin. Evet. Tabii Müdür Sinç gelip yeniden buz gibi yaptı. Evet, o çok fena. Marjana, Pinky ne oldu sana? Bilmiyorum. Twilight'tan sonra herkes eğlenmeye başladı ve parti toplarımı attım, sonra ponileştim. Tabii ki öyle yaptın. Ama sonra içimdeki sihir akıp gitti sanki. Bir dakika, içimden akıp gitti derken ne demek istiyorsun? Öteki Twilight nereye gitti? Aa, buradaydı. Yani tam olarak buradaydı. Günaydın öğrenciler. Eminim arkadaşlık oyunlarının ilk günü için hepiniz heyecanlısınızdır. Yarışmacılarımız Canterlot müfredatının her yönünde sınanacaklar. Ve sonunda eleme eşitleme finaline kalacaklar. İlk etkinliğe hoş geldiniz. Akademik Decathlon. Kimyadan ev ekonomisine tüm derslerden sınanacaksınız. Ama unutmayın, her takımdan sadece puanı en yüksek 6 öğrenci ikinci etkinliğe katılabilecek. Bol şans. Seni yeneriz. Biz varken sen güçlü değilsin. Önceleri çok kaybettik. Biz ama şimdi...
kaldırıyoruz biz. Çekilin bırakın da geçelim. Kızı prep hazır olun çünkü geldik. Haydi haydi. Yaklaştık biz yenmeye hazırız. Pes edin rezil olacaksınız. Mutlaka yeneceğiz düşeceksiniz. Yavaş yavaş. Birlikte el ele kazanacağız biz. Belki de pes edip kaçıp gitmelisin. Biz buna inandık. Durduramaz kimse. Ve asla durmayız. Bitsin diye bekliyorum ben. Yaşanacak çok şeyler. Olacak mı? Kim kazanır? Kim pes eder? Yapacak mı? Olacak mı? Kazandı mı? Başardı mı? Kim kazandı? Kim kaybetti? Cevabı neydi? Yanlıştı. Yani arkadaşlık oyunlarının ilk etkinliğinin galibi Twilight Sparkle ve Crystal Prep. Bu muhteşemdi. Gerçekten harika. Ama kazanamadık. Canterlot Lisesi kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Dikkatlice değerlendirerek puanları verdik ve ikinci etkinliğe geçebilecek öğrencileri açıklıyoruz. Tebrikler. Gerçekten harikaydın. Üzgünüm. Affedersin. Tamam o zaman. Ona mama vermek ister misin? Galiba okula evcil hayvan sokan bir tek ben değilim ha? Bir tane dedi. Aa, vay canına. Bendeki sadece Spike. Gerçekten harika. Konuşuyor mu? Bildiğim kadarıyla hayır. Kazandığınız için tebrikler. Bu arada sanki takımından kimse bunun için pek sevinmedi. Benim okulumdaki insanlar sadece kendi yaptıkları şeylere sevinir. Bu çok üzücü. Al. Bunu tut. Aa, neden? Tavşan kucaklamak bana kendimi hep daha iyi hissettirir. Bu çok saçmaymış. Yani... bu gerçekten işe yarıyor. Ben diğer takımdayım ve bize yenildiniz. Bana karşı neden bu kadar iyisin sen? İhtiyacım var gibiydi. Vay canına. Sonra yine o iyi kalpli kızın kollarındaydım ve konuşabiliyordum. Daha önce neden konuşamadım bilmiyorum. Yani çok kolaymış. Twilight. Çabuk saklan şuraya. Kiminle konuşuyorsun? Kendimle. Gerginken böyle yaparım. Beni mi arıyordunuz? Evet öyle. Canterlot Lisesi'nden ikinci etkinliğe kalan kızların sana iyi davranan şu kızlar olması ilginç bir tesadüf. Öyle değil mi? Bilemedim efendim. Belki de onlarla daha yakından tanışmalısın.
Aa, bunu istemediğinizi sanmıştım. Gerekli köşeleri tutuyorum diyelim. Kim bilir, belki sana Canterlot Lisesi'nin yeni başarısının sırrını açıklarlar. Bilemiyorum. Acasusluk bana doğru gelmiyor efendim. Pekala, seçim senin Twilight. Neticede ipin ucunda bursun yok. Ama bir dakika. Evet, var. Dostum, o çok fena. Ne yapacaksın? Bilmiyorum Spike. Bilmiyorum. Twilight'a tavşan vermemle ponileşmem bir oldu. Ama anlayamıyorum. Rarity bize giysi yapınca sihri ortaya çıktı. Pinky de partiyi düzeltince. Şimdi de Fluttershy. Twilight'ın elindeki şey içimdeki sihri alıp götürdü. Ayakta bile duramadı. Partide bana olduğu gibi. Ya da Twilight'la tanışınca bana olduğu gibi. Yani sihri mi çalıyor? Bilmiyorum. Sihir çalacak bir tipe hiç benzemiyor bence. Evet ama portalin kapanmasıyla onun bir ilgisi var. Elindeki gereç büyüyü içine çekebiliyorsa belki portali de o çalmıştır. Nasıl? Bilmiyorum. Ve bunu çözmeme yardımcı olacak pony, insan ve prenses şu anda müsait değil işte. Bu çok kötü çünkü Twilight sihir hakkında, portallar hakkında, sihirli portallar hakkında ve portallardan sihirler hakkında her şeyi bilir. Şimdilik sadece Shadowbolt'ları yenmeye odaklanalım. Ve eğer bu etkinlik sahada geçecek bir şeyse, bence endişelenmemiz için hiçbir sebep yok. Seni bir oyun sahasına koyduğu kesin canım. Bunun biraz abartılı olduğunu düşünen bir tek ben miyim? Motocross giysileri yaptığını sanmıyorum. Ah, lütfen gülünç olma. Elbette yaptım. Çiftler halinde yarışacaksınız. Indigo Zed ve Sugar Coat motocross halidir. Evet. Lemon Zed ve Sunny Storm pateni istediler. Okçuluk okulumuzun zorunlu derslerinden olduğundan ikinizin de bunu yapabileceğini düşünüyorum. Twilight ve Sersweet ile başlıyoruz. Bu kesinlikle harika. Başlar başlamaz yenilmek için tabii. Twilight'in geçen etkinliği neredeyse tek başına kazandığını düşünecek olursak, burada da ağırlığını koyacağına hiç şüphem yok. Öyle değil mi? Arkadaşlık oyunları Trikros yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Ve şimdi bu etkinlikte katılımcılar okçulukta, hızlı patente ve motocross'ta yarışacaklar. Pekala, yarışmacılarımız hazır mı? Takım arkadaşlarının yarışın diğer ayağına geçebilmesi için her yarışmacı hedefe vurmak zorunda. Dedin. Crystal Prep bir kez daha hedefi vuramazsa bu yarıştan çıkacaklar. Bu işte berbatsın. Ah, buna dayanamıyorum. Hedefe nişan almayı bırakmalısın. Ay, ne kadar da mantıklı. Hedefe nişan alma. Gerçekten çok sağ ol. Bak, şöyle yapacaksın. Hedefin olduğu yere değil, olacağı yere nişan alacaksın, tamam mı? Evet. Kesinlikle onun tavsiyesini al. Çünkü o senin rakibin. Sen hedefi vurmak istiyor musun? O zaman bana güven. Derin bir nefes al. Ve oku bırak. Hemen
Şimdi. Evet, aferin kızım. Gördün mü? Sana gerçeği söylüyorum. Ama Crystal Prep arayı kapatacak gibi görünüyor. Lütfen spor salonuna gidin. Herkes iyi mi? Ne durumdasınız? İyi ne kelime. Kazandık. Evet kazandık. Ama biri zarar görebilirdi. Sihir kontrolden çıktı ve ben bunu nasıl düzelteceğimi hiç bilmiyorum. Çok üzgünüm. Bunların hiçbiri olsun istemezdim. Okulunuzdan gelen garip enerjiyi araştırmak istemiştim sadece. Sihir olduğunda nasıl çalıştığını da bilmiyordum. Sorun değil. Biz de böyle. Olamaz. Olamaz. Değil mi? Üzgünüm. Yeni kendi enerji çekmeye başladı. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Ne demek nasıl yapar bilmiyorum. Ayrıca bu etkileşimle deliklerin açılmasına yol açıyor. Bunlar nasıl oluyor bilmiyorum. Ne biliyorsun peki? Sihrimizi nasıl geri alacağız? Ekestria portayı nasıl tamir edeceğiz? Ekestria mı? Yuya bir de zeki olacaksın. Anlayamadığın şeyleri kurcalamaman gerektiğini akıl edemedin mi? Ama anlamak istiyorum. Ama bilmiyorsun. Ve daha kötüsü arkadaşlarının hayatlarını tehlikeye attın. Üzgünüm. Bunu istememiştim. Twilight, bekle! Herhalde buna adil bir yarış denemez. Müdür Sinch, ne olduğunu hepimiz gördük. Canterlot'un bir avantajı olduğunu söyleyemezsiniz. Öyle mi? Yani bütün bunlara rağmen mi? Öğrencilerinizin kanatları varken mi?
Yarışın bazı hafif itici şartları olduğu aşikar. Belki de oyunları şimdi sonlandırmalı ve beraberlik ilan etmeliyiz. Beraberlik mi? Başından beri planınız bu mu? Sizi dengimiz olarak kabul etmeye bizi zorlamak mı yani? Hiç sanmam. Oyunlar devam edecek ve Crystal Prep sizin tuhaflıklarınıza ve öğrencilerinizin performansını artıran kim bilir ne hilelerinize rağmen üstün gelecek. Bunun olmasını engelleyemediğim için çok üzgünüm. Bu senin suçun değil Sunset. Öyle mi? Buraya getirdiğim sihri nasıl kontrol edeceğimi bilmem gerekirdi. Ama bilmiyorum. Herkesi hayal kırıklığına uğrattım. Müdür Sinch de hile yaptığımızı sanıyor. Müdür Sinch'in ne düşündüğünün bir önemi yok. Hayır, önemli. Canterlot öğrencileri sadece kazanmamızı istemiyor. Crystal Prep'i yenmek istiyorlar. Karşı taraf kaybettiğini düşünmezse bu sayılmaz ki, değil mi? Etrafta sihir olursa Crystal Prep hakkımızla kazandığımıza asla inanmaz. Ve burada sihir olması da benim suçum. Durum beraber olduğu için arkadaşlık oyunlarının neticesini son bir etkinlik belirleyecek. Okulda bir yerlerde iki okulun flamaları gizlendi. Okulun flamasını ilk bulan ve geri getiren okul kazanacak. Takımlarımız hazır olur olmaz başlayacağız. Ama artık bu oyunları oynamak istemiyorum. Ama oynamak zorundayız. Bu son etkinlik. Sihir çalmaca ve portal açmacalar arasında odaklanmak biraz güç. Twilight'a söylediklerim için çok kötü hissediyorum. Üstelik o yaptıklarını bilerek yapmamıştı. Aslında o çok iyi biri. Şu son etkinliği de bitirip hilekar olmadığımızı ispatlayalım. Sonra gidip özür dileriz, tamam mı? Sizden adil olmayan bir takımı yenmenizi istediğimi biliyorum. Ama Canterlot Lisesi sihir bile kullansalar Crystal Prep'i yenmenin onlar için bir seçenek olmadığını anlamak zorunda. Ya yine kanatları çıkarsa? Yerinde bir soru. Ama bence ateşe ateşle karşılık verebiliriz. Geleceğin neler yapabildiğini gördüm Twilight. Sihirli enerjiyi depolamak iyi ama onu sallamayı hiç düşünür müsün acaba? Ama çalışma mantığını bilmiyorum bile. Ama merak ediyorsun. Bütün rakiplerin oyunlarda bunu kullandıklarına göre biz neden aynını yapmayalım ki? Tabii Everton artık ilgini çekmiyorsa başka. Aslına bakarsan, dürüst olmak gerekirse bence o gereçte bir çalışma programının sunabileceğinden çok daha fazla bilgi var. Her zaman dışlanan biri oldun sen. Herkes sevmez okulda birbirini. Senin gibi bir öğrenci belki bir, belki iki. Ama iyiler kaybolur aniden. Biliyorum gideceksin buralardan. Senin gibi büyük bir beyin zor. Eğer bunu yenmezsek galiba anladın sen. Kaybedenler olmak bizi bitirir. İster güçte ister sihir kaybedersek biteceğiz biz ve dahası bilgiyi kaybedeceğiz. Bu şans bir kere gelir, kendini iyice ver. Sihiri anlamak yeterli değil. Sihiri yapın, sihiri yapın. Arkadaş değiliz biz. Tek isteğimiz bu oyunda. Önerdiğim şey çok basittir ve herkes kazanacaktır. Sakladığın sihiri öğrenmektir bütün derdin. Ve herkesle benim için yap, hak edileni alalım. Okulumuz kazansın ve efsanemiz hep sürsün. Ve
açılır kapılar. Haklısınız. Sihri daha önce anlamıyordum ama artık anlıyorum. Ekestri. Kaçabileceğim herhangi bir yere ve sana da aynını tavsiye ederim. Twilight, bunu yapamazsın. Neden olmasın? Orada kocaman başka bir dünya var ve sihirle dolu. Ama onu almak için bu dünyayı yıkıyorsun. Ne olmuş? Orada daha çok sihir var ve ben hepsini anlamak istiyorum. Şimdi güçlüsün. Sanki istediğin her şeyi alabilirmişsin gibi. Ben de öyle olmuştum. Seninle aynı hatayı yapmıştım. Bir taç taktım ve tıpkı senin gibi onun sihriyle kendimi kaybettim. Bana istediğim her şeyi verebileceğini düşündüm. Aa, yanılıyorsun. Farklıyız. Ben istediğim her şeyi elde edeceğim. Hayır, edemezsin. Bütün sihirli güçler sende bile olsa yalnız olacaksın. Gerçek sihir dürüstlükten gelir. Sadakatten, gülüşlerden, cömertlikten, şefkatten. Seni anlıyorum Twilight. Ve şimdi sana sihirlerin en önemlisini göstereceğim. Arkadaşlık sihri. Tut Twilight. Sana başka bir yol olduğunu göstereyim. Bir zamanlar başkasının bana gösterdiği gibi.
Ben çok üzgünüm. Bunların hiçbirinin olmasını istememiştim. Biliyorum. Ama tecrübelerime güvenebilirsin. Seni affedecekler. Müdür Celestia, Crystal Prep adına arkadaşlık oyunlarını terk etmenizi talep ediyorum. Canterlot Lisesi'nin adil olmayan bir avantajı olduğu oldukça açıktır. Öğrencilerinizin sihri kendi çıkarları için kullandıkları da ortada. Dünyanın kurtulması hepimizin çıkarınadır diye düşünüyorum. En azından Twilight'ı bütün çalıntı dünyayı parça parça edecek sihri güç manyağı bir yaratığa dönüştürmek için kandırmadılar sırf kazanmak için. Vay canına! Söylediğin her şeyi tek seferde sindirmek güçmüş. Lütfen komik olmayın. Hayır! Olan tam da buydu. Aslında hepimiz biraz suçluyuz. Ama en çok da o. Belli oluyor ki öğrencilerim sihrinize zehirlenmiş. Ama inanın bu meseleyi okul kuruluna taşıyacağım. Güzel. Eminim kanatları olan sihirli öğrencileri dinlemekten hoşnut olacaklardır. Oo, ve başka boyutlara portaller. Onlara konuşan köpeği anlatmayı da unutmayın. Çünkü bu sizin itibarınızı zedelemez. Bu arkadaşlık oyunlarının beklediğimiz gibi gitmediğini biliyorum. Ama yaşadıklarımız düşünülecek olursa bence adil olan herkes kazandı demek. Crystal Prep'teki günlerini bitirmenin bir yolu da bu olsa gerek. Olanlardan sonra Sinc'in başvurunu hızlandıracağına hiç şüphem yok. Düşünüyordum da bence şimdi Everton'a başvurmam için hiç uygun bir zaman değil. Gerçekten mi? Çok şey biliyor olabilirim ama arkadaşlık bunlardan biri değil. Ve yalnız kalarak onun hakkında daha fazla bir şey öğrenemeyeceğim kesin. Yani Crystal Prep'te mi kalacaksın? Görünüşe göre Canterlot Lisesi öğrencileri arkadaşlık konusunu iyi biliyor. Acaba benim... İstersen bu okula geçiş yapabilirsin canım. Sahi mi? Bak tatlım, seni çok özlerim ama bu bence harika bir fikir. Müdür Celestia'ya bu konudan hemen bahsetmeliyim. O benim teyzem gibidir. Prenses Twilight'tan hala yanıt yok mu? Henüz yok. Ama galiba bu dünyada sihrin nasıl çalıştığını çözdüm. Ponileştiğimizde en hakiki özelliklerimizi gösteriyoruz. Bir başkasının bana cevap vermesini o kadar bekledim ki onu kendim aramayı ihmal ettim. Eminim bu dünyada daha pek çok sihirli sorun yaşanacak. Applejack'in dediği gibi Prenses Twilight'in kendi işi başından aşkın olmalı. Her zaman burada olup bize yardım edemez değil mi? Ama ben burada kalabilirim. Canterlot Lisesi'nde yeni bir Wanderkolt'umuz olacak gibi görünüyor. Yardımım dokunur mu bilmem. Ama denemek isterim. Tabii bana bir fırsat verirseniz. Kızların sana kendini yuvanda hissettireceklerinden emin olabilirsin. Kesinlikle. Mesajını yeni aldım çünkü bir zaman seyahati kısır döngüsünde hapsolmuştum. Açıkçası bu şimdiye dek başıma gelen en tuhaf şey. İkinci en tuhaf şey diyelim.